Herkese merhaba. Bugünkü Tıp Fakültesi Söyleşisindeki konuğumuz kardiyoloji anabilim dalı öğretim üyemiz doçent doktor Sinan İnce. Sinan aslında Aksaray Üniversitesi Tıp Fakültesi bünyesinde doçent olan ilk hekim arkadaşımız ve uzun yıllardır Aksaray'a hizmet veriyor. Aksaray'da anjiyografinin kurulmasında ve geliştirilmesinde oldukça da büyük emeği var. Onun sayesinde anjiyografi açıldı ve o bir şekilde de devam ediyor. Şu anda da yine hastanede aktif olarak çalışmaya devam ediyor. Sinan, önce biraz kendini tanıt istersen ve bu korona sürecinde kardiyolojik hastalıklarda ne gibi değişiklikler oldu? Size gelen hasta sayısı azaldı mı, arttı mı gibi biraz açıklama yaparsan ondan sonra devam edelim. Tabii hocam. Öncelikle herkese merhabalar diyorum. Güzel sözleriniz için de teşekkür ederim. Ben yaklaşık 10 yıldır Aksaray'da önce devlet hastanesi, ardından eğitim araştırma hastanesi, şimdi de üniversite bünyesinde çalışmaktayım. Koronavirüs tabii tüm dünyayı etkisi altına aldı. Şu anda sadece sağlık sistemleri değil, ülkelerin ekonomileri, sosyal yapıları önemli ölçüde etkilendi gibi gözüküyor. Ve ölümler hala artarak devam ediyor bu süreçte. Baktığımızda Çin olayı biraz kontrol altına almış gibi görünüyor. Avrupa ülkelerinden İtalya ve Fransa biraz daha salgını kontrol altına aldı gibi. Ama şu anda hem Amerika hem İngiltere hala salgının zirvesindeler. Mücadeleye devam ediyorlar. Ve her günde başka bir başarısızlık örneği duyuyoruz bu ülkelerle ilgili. Ülkemize baktığımızda gerçekten hem sağlık sistemimizin yapısı, hem sağlık çalışanlarımızın fedakarca çalışması, hem devletimizin önceden aldığı tedbirler sayesinde nüfusa oranladığımızda hem Avrupa'ya kıyasla hem diğer ülkelere kıyasla daha iyi durumda olduğumuzu söyleyebiliriz. Zaten son günlerde açıklanan rakamlarda da belli bir düşme periyoduna girdiğimiz görülüyor. Fakat bu herhangi bir rehavet oluşturmaması lazım. Bu emeklerin boşa gitmemesi lazım. Asıl önemli olan o zaten. Evet, çok büyük emekler verildi. Yaklaşık 2 aydır insanlar işine gitmiyor, evde kalıyorlar. Çoğu insan büyük fedakarlıklar gösteriyor. Sağlık çalışanları, kendi yakınlarından ayrı yerde yaşayanlar var. Çoluğunu çocuğunu göremeyenler var. O yüzden bu süreci biraz daha tedbirli götürmek zorundayız. Tabii salgın bir anda bitecek bir durum değil. Uzun süreli bir süreç. O yüzden bununla yaşamaya alışmamız lazım. Bakanlığımızın, hükümetimizin önerilerini, kendi doktorlarımızın önerilerini uymaya devam etmemiz gerekiyor. Sizin de dediğiniz gibi hocam, bu süreçte hastaneye başvurular büyük oranda düştü. Sadece bizde değil bu. Genel olarak düştü zaten. Dörtte bir oranına düştü zaten. Hani kardiyolojik hastalıklarda bir değişiklik oldu mu? Hani kardiyolojik gelmeye korkuyor mu yoksa evet. Ne olursa olsun ben hani takibimi yaptırmam gerekiyor diye geliyor mu? Ya da bazen de şöyle bir şey oluyor. Mesela adam MI geçiriyor ama korkudan gelmediği de evet. Olabiliyor. Evet, öyle çok durumlar doğru yaşıyor hocam. Musunuz? Kesinlikle. Sadece bizde değil, dünyanın her yerinde gelen veriler kalp krizi başvurularının 1/3 oranında azaldığı yönünde. Tabii bu kalp krizleri azaldığı anlamına gelmiyor. Başvurular azalıyor aslında. İnsanlar dediğiniz gibi çekiniyorlar hastane başvurularından. Ya evde sessiz bir şekilde kalp krizi geçiriyorlar veya ani ölümle sonuçlanan durumlar ortaya çıkabiliyor. Bizim 2018 yılında ulusal bir çalışmamız vardı. 15 günlük bir Türkiye fotoğrafı çekmek istedik. Bizim hastanemizin de katıldığı bir çalışmaydı. Bu 15 günlük süreçte yaklaşık 50 merkez katıldı bu çalışmaya. Türkiye'deki 50 merkez. Yaklaşık 2100 civarında akut koroner sendrom dediğimiz, yani kalp kriziyle başvuru vardı bu 50 merkeze. Günde. 15 günde. 15. Ha, 50 merkez ama. Bizim hastanemizin başvuru sayısı da 42 idi 15 günlük süreçte. Bu korona döneminde bu çalışmayı tekrar yapalım dedik. Tekrar yaptığımızda bu yine aynı 50 merkez, aynı hastaneler. 2100 sayısını 1200 olarak tespit ettik. Yani neredeyse %40'a varan başvuruda bir azalma söz konusu. Ama bu sayının azaldığını göstermiyor. Kesinlikle yani azaldığını göstermiyor. Bir de 1,5 sene önceki yaptığımız bir çalışma. Biz biliyoruz ki her geçen gün kalp hastalıkları artıyor. Bu sayının en az 2100'ün üzerine çıkmasını Peki, bekliyorduk. Peki kalp krizini atlamamak için hastalara ne öneriyorsun? Hani
Gerçi takipte olan hastalar bunu hissedebiliyor ama evet. Hiç kalp hastalığı ya da koroner arter hastalığı olduğunu bilmeyen hastalar ne gibi bir şikayetleri olursa hani ya bu önemsizdir deyip önemsememezlik etmesin. Sayılara baktığımızda aslında Aksaray'da o dönemki başvuru sayısı 42, bu dönemde 15 günlük başvuru sayısı 38. Aslında Aksaray'da çok fazla bir değişiklik yok. Ama tabii bizim merkezimizin Aksaray'da tek merkez olması bu durumu belki açıklayabilir. Ama sonuçta dünya ve Türkiye verilerine baktığımızda ciddi bir düşüş var. Şimdi burada şöyle bir soru sorabiliriz aslında. Hangi hastalar gecikmeden hastaneye başvursun, hangi hastalar başvurmasın? Evet. Bu sorunun cevabı bence kilit noktası. Şimdi öncelikle az önce dediğiniz gibi daha önceden kalp krizi geçirip kalp hastalığı olan hastalar göğüs ağrısı tanımını aslında çok iyi bilirler. O ağrıyı yaşayan bir daha kolay kolay unutmuyor diyelim. Bir mücevet bin nasihatten iyidir. İyidir kesinlikle hocam. O yüzden bu hastalar eğer tekrar eski kalp krizi ağrıları gibi bir göğüs ağrısı hissederlerse vakit kaybetmeden başvurmak zorundalar. Daha önce hiç yaşamayan hastalar için göğüs ağrısını bir tariflememiz uygun olabilir. Her göğüs ağrısı tabii ki kalp krizi ağrısı değildir. Hatta çoğu kalp dışı ağrılardır. Özellikle göğsün üzerine böyle bir ağırlık koymuşsunuz gibi oturur tarzda, baskı tarzında bir ağrı varsa, sırta yayılıyorsa, kollara yayılıyorsa, buna bir terleme eşlik ediyorsa, 15-20 dakikadan uzun sürüyorsa bu hastalarımız mutlaka en kısa sürede acil servise veya polikliniklere başvurularında fayda var. Göğüs ağrısı bizim en belirgin semptomumuzdur. Onun dışında nefes darlığı şikayeti veya bayılma şikayeti, bunlar olan hastalarında başvurmasında fayda vardır. Şimdi kalp krizleri dışında bir de kalp yetersizliği hasta sayımız bizim oldukça tabii fazla. Acil, kardiyolojinin acili sadece kalp krizi değil. Değil, kesinlikle. Hipertansiyon atakları var, ani gelişen yetmezlikler var, pulmoner ödem var. Evet. Bunlarda da tabii belli şeyleri var. Ritim bozuklukları. Evet. Şimdi kalp yetersizliği hastalarımız eğer her şey yolundaysa, ilaçlarını kullanıyorlarsa rutin takipleri için biraz öteleyebilirler. Hemen gelmelerine gerek yok. Ama eğer kilo artışı varsa, 4-5 kilo kadar bir kilo artışı varsa, evet, bacaklarda şişlik başlamışsa, nefes darlığında belirgin bir artış varsa bunlardan başvurmaları gerekiyor. Bir diğer grup tansiyon hastaları. Eğer tansiyonda bir bozulma varsa, tansiyon düzeni bozulmuşsa, ilaçlar artık yeterli gelmiyorsa bu hastalarımızda mutlaka acil servislere veya poliklinikte tansiyon hastalarının birçoğu hani orta ve ileri yaş hastalar ve şu kesinlikle anda ileri yaş özellikle evden çıkmadığı için de kilo almaları, beslenme alışkanlıkları, hareketleri hepsi değişti. Herhalde bu da ilaçların etkinliğini azaltabiliyor. Kesinlikle hocam haklısınız. Bu hastaların da eğer tansiyon seviyeleri belli bir seviyenin üzerindeyse, kaba bir tabirle söyleyecek olursak 160'a 90'ın üzerinde olursa, semptom vermeye başladıysa bu hastaların da başvurmasında fayda olduğunu düşünüyorum. Bir diğer grup ritim bozukluğu olan hastalarımız. Daha önceden her şey yolunda olup da bu dönemde çarpıntı şikayetinin arttığı, kendini çarpıntı sırasında kötü hisseden hastaların da başvurması gerekiyor. Hangi hastalar başvurmasın? Evet. Daha önceden kalp hastalığı var, tansiyonu var, kalp yetmezliği var. İlaçlarını bunlar düzenli bir şekilde kullanıyorlar. Herhangi bir şikayetleri yok. Bunlar genelde 6 ayla 1 yıl arası düzenli kontrole gelen hastalar. Bu hastalar zaten ilaçlarını da şu anda bakanlığımızın çıkarmış olduğu genelgeyle eczanelerden alabiliyorlar. Rapor süreleri de uzatıldı. Bu hastaların direkt hastaneye gelmelerine gerek yok. Biraz öteleyebilirler kontrollerini. İlaçlarını da eczanelerden temin ederek. Düzenli olarak kullanırlarsa bir sıkıntı olmaz. Sıkıntı olmaz. Peki bu koronada tabii kronik hastalığı olanlar risk altında. Daha evet. Doğrusu risk altında derken herkes risk altında ama kronik hastalığı olanlarda ölüm oranının biraz daha yüksek olduğu biliniyor. Evet. Kalp ve damar hastalıkları da bunlardan bir tanesi. Peki bunlar daha mı çok yakalanıyor koronavirüse? Aslında bu sorunun cevabı hayır. Basit olarak cevap verecek olursak. Ama şu doğru. Yakalanan hastalarda biraz daha seyir ağır gidiyor. Yani yoğun bakım ihtiyacı biraz daha fazla, ölümler biraz daha fazla. O açıdan biraz daha oranların yüksek olduğunu söyleyebiliriz. Zaten bilimsel verilere baktığımız zaman da koronaya yakalanan hastaların
oranları toplumda aynı. Mesela 3'te 1'inde hipertansiyon var. İşte 5'te 1'inde ritim bozuklukları var. 6'da 1'inde diyabet. Yani tüm toplumda var. Olan tüm oranlar yansıması. Yani özellikle şu hastalığı olan koronaya fazla yakalanıyor diyemeyiz. Ama şöyle bir sıkıntı var. Ölüm, özellikle mortalite dediğimiz ölüm verilerine bakıldığı zaman orada birazcık oranlar kronik hastalık aleyhine değişiyor. Mesela hem Çin verileri, hem Avrupa verileri, hem bakanlığımızın açıkladığı verilerde ölümlerin büyük bir kısmı 65 yaş üstü hastalar. Yaklaşık %70'i hipertansif hasta. Yaklaşık yarısında kalp yetersizliği mevcut. Yaklaşık 3'te 1'i koroner kalp hastalığı mevcut. 3'te 1'inde ritim bozukluğu mevcut. Peki bu kalp hastalığında ya da hipertansiyonda kullanılan bazı ilaçlar var. Onların bu ölüm oranını artırdığı gibi bir şeyler söylendi. Evet. Korona başlangıcında. Öyle bir şey var mı? Ya da öyle bir şeye göre hastaların ilaçlarını değiştirdiniz mi mesela? Şimdi bunu sadece bizim normal vatandaşımız değil, kendi meslektaşlarımız da çok soruyor. Tansiyon ilacı kullanan meslektaşlarımız. İşte biz tansiyon ilacını kullanıyoruz, koronaya yakalanma ihtimalimiz daha fazla. İlacımızı değiştirelim şeklinde. Şimdi bu veri şuradan kaynaklandı. Özellikle tabii Çin'de başladı bu salgın olayı. Çin'in ilk verilerinde ölümlerin %70'i hipertansiyon denildiği andan itibaren tüm dünyanın bilim adamlarının gözü bir anda hipertansiyon hastalığına kaydı. Hipertansiyonda kullanılan iki önemli ilaç var. Bu ACE inhibitörleri ve ARB dediğimiz grup. Aslında toplumun çoğunun da hipertansiyon için kullandığı ilaçlar bunlar. Aslında %70-80 bu ilaçları kullanıyor şu andaki hastalarımızın. Buradaki olay aslında bir teorik spekülasyon diyebiliriz kısaca. Bunun nedeni de virüs ACE2 denilen bir reseptör üzerinden hücreye giriyor. Etkisini hücreye bu reseptör üzerinden girip etkisini bu şekilde gösteriyor. Bizim bu ilaçlarımız da bu reseptörlerin etkisini ortadan kaldırıyor. Teorik olarak söylenen şu, eğer siz bu reseptörleri inhibe ederseniz hücrede, hücre doğal olarak bunları daha fazla üretmeye başlayacak. Ve böylece reseptör sayısı artacak ve virüsün tutunacak reseptörü artmış olacak ve hastalık daha fazla görülmeye başlayacak. Şimdi tabii bir veri ortaya atılırken biz bunu bilimsel olarak da ortaya koymak zorundayız. Bilimsel verilere baktığımızda daha önce SARS'da, MERS'de biliyorsunuz onlar da koronavirüs ailesinin ortaya çıkardığı enfeksiyonlar yapılan çalışmalar var. Bu çalışmalarda tabii hayvan çalışması bunlar. Bu çalışmalarda özellikle bu iki ilacı alan deneklerde kalp hücrelerinde reseptör sayısında belirgin bir artış görülmüş. Ama sadece bu hayvan çalışmalarına özel kalmış. İnsan çalışması yapılmamış bu konuyla ilgili. Sadece kalp hücreleri üzerine bir çalışma yapılmış. Bu reseptör sadece kalp hücrelerinde yok. Akciğerde var, beyinde var, damarlarda var. Muhtemelen tüm hücrelerde var. Sonrasında yapılan farklı çalışmalar da var. Yani bunun böyle olmadığını, reseptör sayısının azaldığını gösteren çalışmalar da var. Tabii ilk veriler geldikten sonra hipertansiyon %70 oranında işte ölüm oranının %70'li hipertansiyon olması büyük bir spekülasyona yol açtı. Çünkü bunda bir detay yoktu. Yani hipertansiyon olanlar %70 ama bu hastalar hangi ilacı kullanıyor belli değildi. Onun dışında bu hastaların tansiyonları düzenli mi düzensiz mi belli değildi. Geldiklerinde bir tansiyon hatayla mı geldiler? İşte hastanede yatarken tansiyon durumları nedir? Bu konuda bir açıklık yoktu. Tabii bu kadar büyük bir spekülasyon olunca Çin'den Nisan ayının ortalarında başka bir makale yayınlandı. Bu makalede direkt bildiğimiz insanlar üzerinde yapılan bir çalışma, daha doğrusu retrospektif bir çalışma, yani hastaları geriye tarayarak yapılan bir çalışma. Bunda göründü ki bu grup ilacı alan hastaların ölüm oranı daha düşük olduğu tespit edildi. Bunun nedeni de ilk bilginin tam tersi. Tam tersi. Bunun nedeni de bu ilaçlar sadece tansiyonu düşürmüyorlar. Aynı zamanda bunların inflamasyonu önleyici etkileri var. Onun dışında pıhtılaşma dediğimiz çamurlaşmayı, yani bu kalp krizine işte beyin felcine neden olan durumları önleyici etkileri de var. Tamamen aynı zamanda hücre ölümünü geciktirici etkileri de var. Tüm bunlara bakıldığında bu hastalarda, bu ilacı kullanan hastalarda ölüm oranlarının biraz daha düşük olduğu tespit edildi.
Bunun üzerine hem bizim Türk Kardiyoloji Derneğimiz, hem Avrupa Kardiyoloji Derneği, hem Amerika Kardiyoloji Derneği bildiri yayınladılar. Bu hastaların kesinlikle ilaçlarını kesmemesi gerektiğini, daha önceden zaten net bir şekilde ortaya konulmuş faydalarının bu ilaçlar kesilerek ortadan kalkmasını daha büyük risk oluşturacağı kararını verdiler. Hatta bu konuyla ilgili çok canlı bir örnek de var. Ege bölgesinden sanırım. Teyzemizin biri korona nedeniyle hastaneye yatışı yapılıyor. Tedavi süreci bittikten sonra taburcu oluyor. Tabii taburcu olduktan sonra tansiyon ilacı kullanıyor teyzemiz. Önceden de kullanıyor. Taburcu olduktan sonra çevresinden gelen tepkilerle tansiyon ilacını bırakıyor. 10 gün sonra beyin kanamasından teyze vefat ediyor. Yani bu örneklere bakıldığı zaman net olarak şunu söyleyebiliriz. Yani risklerle faydaları bir kefeye koyunca faydalar daha çok daha önde gözüküyor. O yüzden hastalarımızın ilaçlarını kesmemesini özellikle öneriyoruz. Peki tabii Aksaray'da anjiyografi yapan tek merkez Aksaray Üniversitesi Eğitim evet. Araştırma Hastanesi. Şu anda orada rutin anjiyolara devam ediyor musunuz yoksa sadece acil anjiyolar mı alıyorsunuz? Hocam tüm Türkiye'de olduğu gibi bizim merkezimizde de sadece acil işlemleri yapma kararı verdik. Elektif işlem dediğimiz yani acelesi olmayan, riskli durum oluşturmayan işlemleri şu anda ötelemiş durumdayız. Bu süreçte zaten biz yine iki poliklinikle poliklinik hizmetlerine de devam ediyoruz. Aynı zamanda acil hizmetleri zaten bizim olmazsa olmazımız. Acil servisten de hasta takibine devam ediyoruz. Anjiyolarımızı da yüksek riskli dediğimiz kalp krizi veya kalp krizi olmaya yakın hasta grubunu anjiyo yapmaya devam ediyoruz. Yaklaşık günde 4 ile 6 arasında anjiyo işlemine bundan devam önce, etmekteyiz. Bundan önce, koronadan önce herhalde günlük 15 işlemi. 10'un üzerinde oluyordu. Ortalama 15 civarında bir işlem yapıyorduk. Zaten soruların birçoğunu konuşma esnasında şey yaptım. Bundan sonraki süreçte kalp hastalarına önereceğin bir şeyler var mı? Şimdi bu sürecin tabii ne kadar süreceği çok net belli değil. Zaten beklediğimizde bir anda kesilmemesi, bunun en az belki 1 yıl, belki 2 yıl belli kurallar koşuluyla süreceği yönünde. O yüzden kalp hastalarının özellikle 65 yaş üstünün sokağa çıkma yasağını düşünürsek evde kesinlikle hareketsiz kalmamaları gerekmektedir. Mutlaka hareketlerini yapsınlar. Yani salonda da olsa, bir odada da olsa yarım saatlik bir yürüyüş çok aktif hale getirecektir. En azından kas kaybını önleyecektir. Veya işte bir pıhtılaşma dediğimiz hareketsiz kişilerde ayaklarda oluşabilecek pıhtılaşma akciğerlere atarak ciddi mortal ölümcül sonuçlara neden olabilir. Bu açıdan hareket çok önemli. İkinci olarak yeme içme alışkanlığını tabii değiştirmemeleri lazım. Eskiden tabii şu anda evde oturunca hamur işleri gibi evet. şeyler daha çok yapılmaya başladı. Daha çok yapılıyor. Evde tabii bazı insanlar hobi olarak artık değişik değişik yemekler yapıp tatmaya başladılar. Mutlaka yeme içme alışkanlığımızı bozmamamız lazım. Sağlıklı şekilde beslenmeye devam etmemiz lazım. Tuzsuz yememiz lazım. Evde çok sık vakit geçirdiğimiz için belki sigara kullanma alışkanlığı eskiden bırakanlar tekrar başlamış olabilir veya azaltanlar artırmış olabilir. Sigarayı kesinlikle bırakmamız lazım. Basit böyle kültür fizik hareketleri yapabiliriz. Yine mutlaka bakanlığın önerdiği 14 kuralı dediğimiz kurala da mutlaka riayet etmeleri gerekmektedir. En önemlisi bu rehavete kapılıp bunca verilen emeğin heba olmaması. Çok önemli hocam evet. Çünkü biz de dışarıya çıkıyoruz, maskeyle çıkıyoruz. İlk günlerde Aksaray'da gördüğüm şeyi söyleyeyim. Hani buradan da insanlara bir mesaj verelim. Herkes maske takarken son günlerde yürüyüşe evet. çıkanlar akşamları maske takmadan çıkıyor ve sosyal mesafe kurallarına çok uyulmadığını gözlemliyoruz. Doğru hocam. Bu çok büyük bir rehavet aslında. Evet. Bunca bakanlığın, devletin verdiği emeklerin boşa gitmesi de anlamına geliyor. Buradan vatandaşa da benim de naçizane önerim bakanlığın önerdiği 14 kurala mutlaka riayet etmeleri, rakamların düşmesinin bizim beklediğimiz ve oldukça bir iyi durum olmasına rağmen tekrar eski bu önerilere dikkat edilmezse eski haline gelebileceğini de bilmek gerekiyor. Ha. Verdiğin bilgiler için çok teşekkür ederiz. Bundan sonra da Aksaray Üniversitesi'nde herhalde kardiyolojiyi daha da ilerilere götüreceğini tahmin ediyoruz. Herkese iyi günler diliyoruz.